Dizi programımızın bugünkü bölümünde yine ana ben gidiyorum diyoruz ama o giden analar nasıl bir destan yazdılar? Ne oldu? Çanakkale Savaşları içte ve dışta nasıl anlaşıldı? Nasıl sonuçlandı? Bütün bunları yıllardır büyük bir hayranlıkla bilgilerini beynimize nakşettiğimiz Türkiye'nin çok değerli akademisyenlerinden siyaset bilimci Profesör Doktor Sayın Nurşen Mazıcı stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Kadının önemi çok farklı. Özellikle bu konuları bize anlatırken kadın sesinden duymak da ayrı bir değer taşıyor diye düşünüyorum. Sağ olun. Tekrar teşekkür ederim. Sayın Mazıcı, sözü de fazla uzatmak istemiyorum. Hemen konuya da girmek istiyorum. Bu Çanakkale Zaferi'nin, Çanakkale Savaşları'nın pek çok cephede savaşılmışken neden özellikle Çanakkale Savaşları önem taşır? Hem iç hem dış ve tabii hem de siyasi açıdan bütün bunları merak ediyoruz ve sizin o değerli bilgilerinizi öğrenmek istiyoruz. Çanakkale'nin iki tane önemi var. Bir içsel bir de dışsal önemi. Biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'na girerken dört cephe açıldı. Savaşa girmeden önce Osmanlı'da iki görüş var. İngilizlerin yanında mı savaşa girelim, Almanların yanında mı deniyor. Mustafa Kemal Paşa da üçüncü bir alternatif sunuyor. Diyor ki tarih boyunca Anadolu'da herhangi bir savaş çıkmazsa, girmezse, dahil olmazsa o savaşlar yerel kalır. Anadolu coğrafyası savaşa dahil olunca dünyanın her tarafına yayılır deniyor. O zamanki dünya tabii Asya, Afrika ve Avrupa. Ama bu görüş destek bulmuyor. Ondan sonra İttihatçılardan da zaten ayrılıyor yavaş yavaş. O dönemde İttihatçılar iktidarda, İttihatçılardan Enver Paşa Alman yanlısı, Almanların yanında girelim diyor. Cavit Bey de İngilizlerin yanında diyor. Ama bunlar illa İngilizler bizim yanımızda girin, Almanlar da bizim yanımızda girin diye bir ısrarları yok. Özellikle de Almanlar da iki görüş ortaya atılıyor. Diyorlar ki bunların biz daha önce Rum Savaşı'nda ne olduklarını gördük. Dağıldılar. Arkasından Balkan Savaşı, ondan sonra Trablusgarp Savaşı. Bunların hepsinde dökülüyor. Bunların bize bir katkısı olmaz. Boşuna Türkleri yanımıza almayalım diyorlar. Alman Genelkurmayı da diyor ki haklısınız. Bunlar teknolojik olarak herhangi bir üstünlüğü yok. Savaşta bir katkı yapmazlar. Ama bizim amacımız zaten Filistin'e ve Bakü petrollerine ulaşmamız gerekiyor. George Soros'un dediği gibi bunların irade edecek askerinden başka bir şeyi yok mantığıyla. Biz diyor çeşitli cephelere Türk askerlerini salarsak burada İngilizlerin, Fransızların, Rusların önünü keserler. Biz Avrupa'da daha hızlı bir şekilde ilerleriz diyorlar. Ve sonunda Alman Genelkurmayı'nın bu görüşü kabul görüyor ve Türklere Almanların yanında savaşa girmeye karar veriyorlar. Ve savaşa girildiğinde biz dört cephe anlatır, en sona Çanakkale'yi bırakırız. Bu o cepheler tek tek açılıp kapandıktan sonra en son Çanakkale açıldığında değildir. Dört cephe hemen hemen eş zamanlı açılmıştır. Yani Kafkas cephesi de 1914'ün aralığında açılacaktır Çanakkale'de. Burada biz dört cephede katıldık. Gerçekten de Atatürk'ün dediği doğru. Bunlar istedikleri, kendi istedikleri cepheleri açıyorlar. Türklerle ilgili değil bu cepheler. Bizim kazanmamızı istemiyorlar diyorlar. Gerçekten mesela bir tane kanal cephesi dediğimiz cephe var. Bu şey de Mısır'da, Süveyş kanalının orada. Oraya gidip savaşmaya gidenlerin mataralarında su kalmıyor. Yollarda çölü yürüyerek aşmaya kalkıyorlar. Daha savaş alanına ulaşmadan İngilizler zaten 1882'den beri Mısır'dalar. Yollarda ölüyorlar. İkinci cephe olan Irak cephesinde orada da İngiltere fiilen Basra Körfezi'nde 300 yıldır ama resmi olarak Osmanlı'da görülüyor. Orada Türkler biraz başarı elde edebiliyorlar. Kutel Amara'da bir İngiliz gemisini alıyor, şey ediyorlar. Ele geçiriyorlar ve onun generalini Tamşeltidir esir olarak İstanbul'a getiriyorlar. Ama bir başka cephe olan Kafkas cephesi tam bir hezimetle sonuçlanıyor. Üzerlerinde yazlık üniformalarıyla birlikte askere giden gençler Allahu Ekber dağlarını geçer geçmez müthiş bir tipiyle karşılaşıyorlar. Ve bunların hepsi o ölümleri çok gözünüzün önüne getirdiğinizde içiniz yanıyor Gülgün Hanım.
yürürken cepheye doğru ayak bilekleri donuyor. Ayak bilekleri donunca hareket ettiremeyince adım atamıyorlar, pat diye yere düşüyorlar. Ve siz yanınızdaki arkadaşınızı kaldırmak için duramıyorsunuz. Çünkü durursanız siz de aynı şekilde donup öleceksiniz. Orada büyük bir cepheye daha varmadan ölenlerle birlikte korkunç bir hezimetle o cephede gidiyor. Çanakkale'ye gelince İngiltere şu hesabı yapıyor. Biliyorsunuz o zamanın müttefikleri Rusya, İngiltere, Fransa bir taraftalar, Almanya, Avusturya, Macaristan ve Osmanlı da bir cephede. Şimdi bunlara bakarsanız savaşın şeyi şöyle kesiştiği nokta Çanakkale zaten. İngiltere bizim Anzak birlikleri dediğimiz Avustralya, Yeni Zelanda evet. birliği demek Anzaklar. Kendi sömürgelerine gidiyor, diyor ki burada savaş 1914'ün Ağustos'unda başladı. Siz diyorlar işte kocanızı, sevgilinizi, kardeşinizi askere verin. Christmas'ta burada olacaklar, size söz veriyoruz diyorlar. Onların da zaten zavallıların üzerlerinde böyle şortlar, o melon şapkalar gibi şapkalarla, sırt çantasıyla gelmişlerdir zaten. Bunlar buraya geldikten sonra her ülkenin kendine göre bir şeyi vardır. Yumuşak karnı denir ya, Kırım nasıl Rusya için çok önemliydi ise Çanakkale'nin de önemi Türkler için çok fazla. Ve seferberlik ilan edilmiş durumda. Bütün güçleriyle bu kez İngilizlerin, Fransızların Karadeniz ve Akdeniz kıyılarına yerleştirdikleri mayınları sökerek Nusrat Mayın gemisiyle birlikte Çanakkale'nin girişine yerleştiriyorlar. Ve o zaman İngiltere dünyada en büyük donanmaya sahip olan bir ülke. Ve donanmasında, filosunda 19 tane gemi var. Ve buradan ilk deniz savaşlarında İngiltere buradan geçemiyor. Nusrat Mayın bu 19 gemiden 11 taneyi kullanılmaz hale getiriyor. Ve 11 taneyi batırıyor, 7 tane de kullanılmaz hale geliyor. Ve İngiltere oradan çekilmek zorunda kalıyor. Dışsal öneminden bir tanesi Çanakkale'nin budur. Dünyada hiç yenilmez sanılan İngiliz donanması ilk kez Çanakkale'de sulara gömülmüştür. Ve Churchill'in Türkleri sevmemesinin temel nedeni de budur. Donanma bakanıdır ve donanması sulara gömülmüştür. Ondan sonra kara savaşları başlayacak ve o arada tabii Çanakkale'yi neden geçmek istiyor İngilizler? Avrupa'da buğday kalmamış, gidip Rusya'dan Çanakkale İstanbul Boğazı'nı geçip Karadeniz'den Rusya'ya ulaşacaklar. Rusya'dan buğday alacaklar ve giderken de Rusya'ya silah yardımından göre. Şimdi Çanakkale'yi geçemeyince hem Avrupa'da kıtlık başladı, buğday getiremediler, hem de Rusların Çarlık Rusyası'nda silahları tükendi. Ve böylece Çarlık Rusyası da dolaylı da olsa Çanakkale'yi Türklerin tutmasından dolayı Çarlık Rusyası devrildi. Arkasından da Bolşevik devriminin yapılma sürecinde Rusya savaştan çekilir çekilmez de İngiltere ve Fransa'nın Sykes-Picot antlaşmalarını, gizli antlaşmalarını ortaya attı. Ve dedik işte Anadolu'yu bu şekilde paylaşıyorlardı bunlar dedi. Bu kez Rusya'nın yerine İngiltere kendisine yeni bir müttefik aramak durumunda kaldı. Bu da Amerika olmalıydı. Amerika'yı nasıl kandırabilirdi? Atlantik denizinin şeyin okyanusunun altından kablolarla iletişim sadece İngiltere üzerinden Amerika'ya ulaşıyor. Orada bir propaganda yapmaya başlıyor. Diyor ki işte bu barbar Müslüman Türkler Hristiyan olduğu için Ermenileri kesiyorlar diye bir propaganda yapıyor. Amerikan Başkanı da Wilson, o da dindar bir Katolik. Bunlar da şeye, senatoya getiriyorlar. Biz diyorlar savaşa girmek durumundayız. Dinen de olsa bizim dindaşlarımız orada öldürülüyor deniyor. Ve dikkat ederseniz Ermeni soykırımı diye anılan gün 24 Nisan. Bizim kara başarımız da 25 Nisan'dır biliyorsunuz. Evet. Tam ertesi güne denk gelir. Ve onun ardından da karadan bu kez saldırmaya başlıyorlar. Karadan da oranın çok benim gözlerimi yaşartan bir öyküsü vardır. Oraya gittiklerinde bizim askeri malzemelerimiz çok yetersiz. Mustafa Kemal de 57. Alay'ın komutanı. Ve orada daha üst komutada olan generallerin emrini beklemeden size ölmeyi emrediyorum sözü gerçek orada anlamdadır. Ve orada daha yedekler, o redif taburu dediğimiz onlar gelmeden sırf bunlara karşı konsun diye işte Conk Bayırı'nda, Anafartalar'da
çatışmaya başlıyorlar. Orada askerler sıra sıra giderken öleceklerini biliyorlar onlar. Çünkü şeyleri yok, ellerinde yeterince silahları yok. Kelime-i şehadet getirerek gidiyorlar ve ölüyor onlar. Onlar ölünce arkadaki grup buraya hazırlanıyor. Ve ondan sonra karadan da işgal kalmıyor. Ben onu hep derslerimde de anlattım. Ben 30 yıl devrim tarihi dersi anlattım. Seferberlik ilan edilmiş. Ve İstanbul'dan 15-65 yaş grubu hepsi Çanakkale'deler. Ve şeyden liseliler de gidiyor. Sındık Sami Onar adını ya, bilirsiniz. İstanbul Üniversitesi rektörüydü. O da o zaman İstanbul Erkek Lisesi'nde öğrenci. Bunların yaşı küçük olduğu için silahların kapsaları yere değiyor. Bunlar cephe gerisinde çalışıyorlar. Ve savaş bittikten sonra Çanakkale Savaşı bunlar gelip yıkanıp aklanıp paklanıp okullarına gitmek istediklerinde müdür diyor ki lise 1'lerle lise 2'ler liseye girsin, lise sonlar dışarıda. Niye diyorlar? Çünkü diyor da Darülfünun'da, yani üniversitede hiç genç kalmadı. Hepsi Çanakkale'de öldü. Üniversite kapanmaması için lise sonları üniversiteye göndermek durumundayız diyor. Bunu bizzat Sıddık Sami Onar anlatmıştı. Ve oradaki o direniş sonrası biliyorsunuz Çanakkale'yi geçemediler. Ve Mustafa Kemal Paşa'ya da siyasal hayatını en mutlu eden şey nedir diye sorduklarında, ben Çanakkale'den döndüğümde Pera'da dolaşırken işte Çanakkale kahramanı bu derlerden çok o beni sevindirirdi der. Ve şimdi bu ikinci cumhuriyetçi diye bir grup türedi. Onlar diyorlar ki başta bunu yıllar önce ne yaptı? Çetin Altan söyledi. Çanakkale'yi 15'te geçemediler de 18'de geçip İstanbul'u işgal edemediler mi diyor. Doğru, ama 15'te geçilmiş olsaydı Anadolu'da ulusal mücadele hareketini örgütleyen insanlar başlı olmayacaktı. O an tarumar olurdu ve Anadolu çok hızlı parçalanırdı, her birimiz bir yere savrulurdu. O 3 yıl içerisinde ulusal kongreler düzenleniyor, Kuvayi Milliye Hareketi hazırlanıyor ve geçilmiyor orası. Ve Çanakkale'den sonra Galicia cephesine de Türkler şey gönderdi, Avusturya'ya. Orada da yarı başarı gösterdiler. Bunun tekrar İngiltere açısından ikinci hezimeti de işte 3-4 ay sonra bu savaş bitecek, kocalarınız, sevgilileriniz dönecek dedikleri. Dönmediler. Bir yıl hesaplanan savaş 4 yıla uzadı. Çanakkale'deki Türklerin gösterdiği başarıdan dolayı. Türkiye açısından bir başka önemi Sakarya Savaşı için Subaylar Savaşı denir. Çok sayıda üniversite mezunu olan subaylar, erler değil subaylar ölmüştür orada. Çanakkale Savaşı'nda da üniversite mezunu ve eğitimli bütün gençler ölecektir. Ve bundan dolayı Cumhuriyet kurulduğunda yeni kadronun elinde o kadar az eğitimli insan vardır ki çok iyi bilinir. Ankara Garı'nda durup ortaokulu bitiren bir iki kelime Fransızca bilenleri Dışişleri Bakanlığı'na alacak kadar elinde okumamış insan kalmamıştır. Türkiye açısından bu çok önemli bir kayıptır. Bir de şunu söylüyorlar, efendim 100-200 bin kişi öldü diyorsunuz, 200 değil de 180 bin kişi öldü deniyor. Sanki 180 bin kişi daha küçük bir rakammış gibi. İsterse 80 bin kişi ölsün, o Türkiye için büyük bir kayıptı. Ama Çanakkale'nin geçilmezliğini biz söylediğimiz zaman işte övünüyorsunuz, şunu yapıyorsunuz deniyor. Orada bir general, İngiliz generali daha sonra anılarını yazdığında şunları söyledi. Dedi ki Mustafa Kemal Allah tarafından Müslüman Türkleri kurtarmak için gönderilmişti. Çünkü o bir cephede duruyor, 4 cepheyi aynı anda komuta ediyordu. Onun nasıl Çanakkale Savaşı'nı kazandığını hala anlamış değiliz. Bu bir Allah'ın mucizesidir diye anılarında yazdı. Gerçekten de bizde Çanakkale Savaşı şey olarak bilinir, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak bilinir. Bir bu özelliği vardır. Bir de Çanakkale Savaşı'nın bitiminde Mustafa Kemal'in de bir sözü vardır. Truva filminden dolayı işte Aşil'in intikamını aldık der. Daha önce biliyorsunuz eski dönemlerde Truvalıların oradan gelip Avrupa'dan gelenler Asya'ya geçmişlerdir, başarısız olmuşlardır. Bu kez Asya canını dişine takıp şeyi Avrupa'dan gelen güçleri engellemiştir. Bu bakımdan da dediğim gibi bu önemlere sahip.
bir Rusya'da çarlığın düşmesine sebep olmuştur. Savaşın 4 yıl uzamasına neden olmuştur. Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak nitelendiği için büyük bir moral kazandırmıştır. Hatta bu moral öyle kazanılacak ki daha sonra bu mazlum milletler dediği Mustafa Kemal'in Kuzey Afrika'daki, Uzak Doğu'daki ülkelerin liderleri bunu anlatacaktır. Hatta 1958'de Cezayir'in bağımsızlığı için mücadele edenlerin cebinden Atatürk'ün resmi çıkmıştır. Nehru diyor ki Mustafa Kemal bu savaş silsilesini kazandığında ben 20'li yaşlarında ve hapisteydim diyor. Hepimiz orada bunu kutladık. Bir az gelişmiş ülkeden antemperyalist bunlara karşı çıkabilen bir lider çıkabiliyor diye diyor. Ve bu sadece burada da değildir. Latin Amerika'da da Mustafa Kemal çok büyük bir lider olarak anılır. Bunların hepsinin de Çanakkale Savaşı ile başlayan ve emperyalistine karşı verilen büyük bir mücadele. Büyük mücadele. Muhteşem anlattınız bunu bize. Bir kez daha hafızalarımızı yokladık o sizin son derece zarif anlatımınızla. Ama ikinci cumhuriyetçilere atıfta bulundunuz. Bu kadar büyük başarılar kazanmış bir komutan, bu kadar önemli bir devlet adamı son dönemde yok sayılmaya çalışılıyor neredeyse. Öte yandan biliyorsunuz Çanakkale neredeyse tek kişinin ziyaret edebileceği bir hale gelecekti. Ancak Türkiye Gençlik Birliği o duvarları da yıktı. Evet. O açıdan o gençlerimizin her birini alnından öperiz. Öpüyoruz, evet. Bu kadar büyük zaferlere imza atmış bir ülkenin önemli tarihine baktığımız zaman biz gururlanırken neden tarumar etmeye çalışıyorlar? Yani bugün ısrarla Çanakkale'yi vurgulamamız, bu 100. yılında Çanakkale'yi vurgulamamız zaferinin son derece önemli. Ama sadece belli bir kesim arasında konuşulur ve kutlanır hale geldi. Hafızalardan silinmeye çalışılıyor. Siz bunu bir siyaset bilimci olarak çok güzel analiz ediyorsunuz biliyorum. Ne yapmak isteniyor? Bunun şeyin bir sözü vardır Ali Paşa'nın. Biz Türkler içten devleti muazzama da dıştan bu kadar uğraştığına göre, bu ülkeyi yıkamadığına göre bir daha da yıkılmaz deniyor. Türkiye'nin de bence bu şekilde ikinci cumhuriyet söylemleriyle ortaya çıkanların da biraz amacı bu. Bu ikinci cumhuriyetçi denen kesime sorarsanız soykırımda yapıldı zaten. Ellerinde ne bir belge var ne herhangi bir şey var. Ondan sonra Mustafa Kemal'e zaten İngiliz paşası diyenler var. İslamcı kesim İngilizlerle anlaşmış da Mustafa Kemal hilafeti kaldırma karşılığını, aslında İstanbul'un işgali diye falan bir şey de olmamış, bunların hepsi uydurmaymış diye. Ben bunların hiçbirisini önemsemiyorum ve Türkiye'de 12 yıllık dönemin 13 yılı oldu. Mustafa Kemal 15 yıl Cumhurbaşkanlığı yaptı. O kadarını yapabildi. 13 yıldır da Cumhurbaşkanlığı yapıp Mustafa Kemal'i yere batırmaya çalışmalarına rağmen hala yaşıyor ve bu ülkenin %52'si demiyorum, AKP'ye oy verdiği halde laikliğe, cumhuriyetin değerlerine sahip çıkan çok büyük bir kitle var. %70'in üzerine çıkıyor bu kitle. Bunlar hala Mustafa Kemal'i ve onun devrimlerine sahip çıkıyorsa bu sadece bir korkunun ifadesidir. Kendi sonlarının geldiğini görerek son direnişleridir. Mustafa Kemal'in 20. yüzyıl lideri olarak dünya bunu kabul etmiştir. Einstein bile bunu söyler. Ne kadar şanslısınız ki sizin başınızda Mustafa Kemal gibi bir lider vardı diye. Aynen. Yahudilerin buraya gelmesine verdiği destekten dolayı bunu söyler. Bütün şeyleri uluslararası siyaset bilimciler ve uluslararası politikacılar yazarken 1930'larda İtalya'da, Almanya'da ve Yugoslavya'da diktatörlükler kuruldu. Bunların hepsi şeydi derler, kendi kişisel hırslarıyla yaptılar. Mustafa Kemal de diktatördü ama o yoksul, ayaklar altında ezilmiş bir toplumu sıfırdan modern bir düzeye çıkardığı için onun diktatörlüğü çok saygıdeğer bir diktatörlüktür derler. Nitekim Hitler'in aleyhinde yazı yazan bir gazeteci buraya geldiğinde de Mustafa Kemal'le görüşmek ister. O da der ki sen bana diktatör diyorsun, niye görüşmek istiyorsun der. O da şunu söyler, Hitler çok yüce bir milleti ayaklar altında ezdi, zavallı duruma düşürdü. Siz zavallı duruma düşmüş bir milleti göklere çıkardınız. İkinizin arasındaki fark, diktatörlük farkı budur der.
ve Mustafa Kemal öldüğünde cebinde kefenini alacak parası yoktur. Eğer bir karşı devrim olsa belediye onun cenazesini kaldırabilirdi. Bugün Atatürk'e laf eden ve onun sonu geldi diyen, ülkenin doğasını bozdu diyenlerin mal varlıkları ve hırsızlıklarına baktığınız zaman da Mustafa Kemal'e neden düşman oldukları da ortaya çıkıyor. Nitekim öylesine bir halk cumhuriyeti kurmuştur ki Mustafa Kemal, bugün cumhurbaşkanı, başbakan, bakan olanlar eğer o çok özlemini çektikleri Osmanlı dönemi sürseydi saraya kahya bile olabilecek türde çapta olmayan insanlar. Bunun hem cumhuriyetin erdemlerinden yararlanıp en üst noktaya kadar gelip ondan sonra da bunu da bu şekilde sonunu getirmeye çalışırsanız size en hafifiyle nankör denir. İkinci cumhuriyetçilere ya da yetmez ama evetçilere baktığımızda biz bunları ta başından beri anlattığımız o balyoz davası Ergenekon'a efendim darbe yapılacaktı falan diye o zaman körüklediler. Şimdi diyorlar tamam biz yanılmışız. Siz hep yanılıyorsunuz, hep yanılacaksınız. En sonunda ben inanıyorum Türkiye'nin o aydınlık kafaları bu açmazdan da kurtulacaktır. Kurtulacaktır tabii. Evet. Yani Atatürk'ün bu koskoca cumhuriyeti kurduğu döneme bakalım. Ne kadar zor şartlar altında yobazları püskürterek... İşte sizin şimdi tekrarladığınız gibi muazzam bir ülke inşa etmiş ve hakikaten çok güçlü temeller üzerine kurmuş, yaşayacak bu cumhuriyet. Yaşayacak, o yüzden ben hiç kaygılanmıyorum. Nereden bir de bunların göstergelerini elde ediyorum? Bu denli bu havuz medyası dediğimiz gazeteler, televizyonlar sayı olarak merkez medya dediğimiz ya da laik medya dediğimiz grubun birkaç katı. Doğrudan böyle sürekli propaganda yapıyorlar. Ne var ki izlenme oranlarına baktığınızda laik medya İslamcı medyadan daha fazla izleniyor. Bu da demektir ki başını örten herkes Mustafa Kemal düşmanı değil ya da size oy verenlerin hepsi de böyle şeriat rejimi falan da istemiyor. Mustafa Kemal'in dış politikasına bakıyorsunuz, bir gün mazlum ülkeler de kurtulacak bu emperyalist baskıdan, onlar için de mücadele edeceğiz dedikleri ülkelerin hepsiyle dost ilişki kurdu Osmanlı'dan ayrıldıkları halde. Balkan Paktı'nı yaptı, Sadabat Paktı'nı yaptı, onlarla tek tek görüştü. O Mustafa Kemal'in getirdiği o güzel dış politikayı 12 yılda sıfırladılar. Şimdi Müslüman ülkelerde bir yandan işte silahlar gönderiliyor, bir yandan tarumar oldu, burada 2,5 milyon Suriyeli burada, öbür taraftan bakıyorsunuz Irak'ta 1 milyonun üstünde insan öldü. İşte siz Müslümansınız, Müslümanları birbirine vurdurdunuz, Atatürk'e Müslüman değildi, işte onlar laikti deniyor. Oysa o Müslüman ülkelerin tüylerine zarar gelmemesi için müthiş bir politika izledi. Bunu da zaten insanlar bilinçaltında fark ediyorlar. Bir süre sonra dediğim gibi Balik anlamazsa Halik anlayacaktır. Mutlaka, bunu. Mutlaka. Ve tabii biz Çanakkale zaferimize doğru bu programlar dizisini yaparken bugün de önemli bir tarih. İstiklal Marşımızın kabulü. Hı hı. O açıdan da bu söyleşide olmanız bizim için çok önemli. Sağ olun. Çünkü İstiklal Marşımızı dahi reddetmeye çalışan kimselerle karşı karşıya geliyoruz. İstiklal Marşı'nı değil, andımızı. Andımızı da. İtiraf etmek gerekirse ben İstiklal Marşımızın bestesini de sevmem, sözlerini de sevmem. Çünkü sözlerini bir Türk sözcüğü geçmez. Geçmez bizim. Diğer bütün şeyde bağımsızlık marşlarında hepsinde İtalyanların da İtalyan, Amerikalılar da Amerika, Alman, bizde geçmez. Orada hep bir ümmete gönderme vardır. Ben zaten tamam şehitlere falan sahip çıkmıştır, iyi bir yazardır falan ama ben Mehmet Akif'i de sevmem aslında. Evet, çünkü onun, Atatürk kalkıyor diyor ki bunu anlamıyorlar, şu Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye çevir diyor, onu da reddetmiştir. Elmalı Hamdi Yazır yaptı Hamdi bunu. Yazır, çok evet. Güzel yaptı onu da ayrıca. Ben uzunca bir sürede sefahati yazmak için de Mısır'a gitti düzeldi. Ben 10. yıl marşını severim. Hem sözleri çok güzel anlaşılır, hem bestesi çok güzeldir. Bestesi de çok kötü onun. O be, o be, o be diye sürekli. Prozodi hatalı vardı, evet. Doğru. Bence şeyde oturup yeniden 10. yıl marşını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yasa çıkararak onu milli marş olarak kabul etmek gerekir. Andımıza karşılar, çünkü andımızda Türk'üm doğruyum, çalışkanım dediğimi
ben Türk değilsem doğru değil miyim dedi. Erbakan başlatmıştı. Oysa Türk hepimizi de içine alan, hepimizi de şey eden, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran halka Türk milleti denir derken, buraya göçen Boşnak olsun, Arap olsun, Laz olsun, Çerkez olsun hepimizi içeren bir üst kimlikti. Bunu bu şekilde istismar ederek ulus devleti çökertmenin bir planı bu. Tabii yani şu açıdan söylemek istemiştim. Malum bazı AKP'li çevreler İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmamak, yürümek, sakız çiğnemek, balon patlatmak gibi bir takım. Onların saygısızlığı. Eylemlerde bulunuyorlar. Maalesef bütün değerlerimize karşı da bir garip tavırlar içindeler. Fakat umut veriyorsunuz. Evet, bir şey olmayacak. Yok, ben yani beğenmiyorum, eleştiririm ama şu an Çağdaş İstiklal Marşı çalınsa yine de ayağa kalkarım. O sizin aile terbiyenizle bir de ulusal terbiyenizle ilgili bir şey. Şeyi eleştirirsin, mek başkadır. Mehmet Akif'i, Mehmet Akif'e saygısızlık, hakaret etmek başka bir şeydir. Ben şeyi de, Necip Fazıl'ı da şair olarak çok beğenirim ama insan olarak hiç beğenmem. Fakat bu kalkıp da Necip Fazıl'a küfretmem anlamına da gelme. O insanlar seviyesiz. O insanlar hiçbir şey yapmazlarsa, muhalefet edemezlerse taşla toprakla küfrederek böyle bir tür deşarj ulaşıyorlar. Ben onları hasta olarak niteliyorum. Bir telefon bağlantımız olacaktı. Çünkü bir yürüyüş var. Eğer hazırsa telefonumuz, o yürüyüşle ilgili bilgileri de aktaralım. Telefonumuz hazır değil. Tabii son derece güzel bir yürüyüş Bursa'dan başladı. Ve güçlü bir katılım söz konusu. Vatan Partisi'nin yapmakta olduğu bir yürüyüş. Ve 100. yılda her türlü değerimize sahip çıkıyoruz mesajı. Her şeyimizi yasaklamaya çalışan bir iktidar var. 19 Mayıslarımız, 23 Nisanlarımız nedir? Yani bu sürekli bizim milli değerlerimizle kavga etmek neden bunların fıtratında var diyeyim meşhur ünlü sözle? Yani ama onu da söylüyor. AKP'nin il başkanı Aziz Babuşçu diyor ki AKP sayesinde Türk olmaktan kurtulduk diyor. Bu adam böyle bir açıklama yapan birisinin milli de. Ama bu şeydir, bir şeyi yasakladığınızda değeri daha çok artıyor. 19 Mayıs törenini yasaklıyor, akşam insanlar ne yapıyor? Fener alayıyla ortaya çıkıyorlar. Bayramlarda bakın, AKP iktidara geldiğinden beri Anıtkabir ziyaretleri 1 milyonun üzerine çıkmaya başladı. Yani burası boş değil, hiç öyle kendinizi rahat hissetmeyin mesajıdır o. Yoksa biz öğrenciyken, siz de hatırlarsınız, 29 Ekimlerde falan da böyle çok basit kutlanırdı. Ama o değerlerinize saldırıldığı andan itibaren Anadolu'nun çeşitli yerlerinden bile, gelir durumu düşük olan insanlar bile Anıtkabir'e geliyor. 1 milyonun üstündeki insan da orayı ziyaret ediyor. Ya da 29 Ekimlerde, 19 Mayıslarda dikkat edin, hep bir bahane bulunur o günlerde. İşte yok şu terör olayı oldu, yok hava soğudu, hava ısındı, hadi iptal ediyoruz diye. Resmi olarak iptal edilse bile halk bunlara sahip çıkıyor ve kutluyor. Evet. Hep de çıkacaktır. Ben evet, o şeyden hiç umutsuz değilim. Evet. Son derece önemli bir söyleşi gerçekleştirdik sizin o değerli birikiminiz, bilginizle. Size çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sayın Masıcı. Yeniden bir başka programda umarım tekrar buluşma şansını bize verirsiniz. İnşallah. Saygılar sunuyoruz size. Ben de teşekkür ediyorum. Ana Ben Gidiyorum dizimizin bugünkü bölümünde çok değerli bir akademisyenimizi, siyaset bilimci Profesör Doktor Sayın Nurşen Masıcı'yı ağırladık. Yeniden birlikte olmak dileğiyle hepinize sevgiler, saygılar. Esen kalın değerli izleyicilerimiz. Çanakkale içinde.